Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün Kumköy'de Yakup kardeşimizin çeltik hasadını çekmeye geldik. Hatırlıyorsanız çeltikleri nasıl suladıklarını, bütün motorları böyle teker teker gezmiştik. O videonun da bağlantısını hemen şurada yukarıya koyuyorum arkadaşlar. Oradan da bu videoya ulaşabilirsiniz. Yakup kardeşim şimdi bize çeltiğin cinsinden başlasın anlatmaya. Şimdi cinsimiz Colombo. Kameoları biçtik geçen gün. Kameolarımız erken oldu, onları biçtik. Şimdi kolombaları biçiyoruz. Yaklaşık 75 dönüm falan var. Şimdi geçek aldık. Biraz önce bir abiye biçildi. O yüzden geçek aldık. Bugün biçebildiğimiz kadar biçeceğiz. Onları kaldırmaya çalışacağız bugün. Bu şekilde, yani bunları hatırlıyorsanız pancarlarla suluyorduk. Su olduğu zaman magrusu kuruyorduk. Magrusa çalıştırıyorduk. Bu şekilde sulamamızı yapmıştık. Şimdi artık biçime geldik. Asat zamanımız 28 Eylül bugün. Bugün asadımızı yapıyoruz. Geçen gün 15 dönüm biçtik. Kanalımdaki videoda ona da ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, araya girdim. Evet. Yakup kardeşimizin de bir kanalı var. Oradan çeltiklerle ilgili ve hayvancılıkla ilgili videolar paylaşıyor. Onun da kanalını açıklama kısmındaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Aynen. Tekrar söz sende. Yani bu şekilde arkadaşlar. Yani burada 75 dönüm bir arazimiz var. Çeltik arazisi. Aşağı kadar uzanıyor. Oraya kadar gidiyor. Laverda 28-60 biçiyor çeltiğimizi. 5 metre 80 santim tablosu var. 12 tonluk romorkumuzla çekeceğiz çeltiği. Ama şu anda daha gelmedi. Abim gelecek birazdan. Bu şekilde. İstersen biraz verimlerden bahset. Nasıl gidiyor verimler, şimdi, fiyatlar, randımanlar? Aynen. Şu anda işte Colombo'nun daha yeni başladığımız için verim için bir şey söz diyemeyeceğim. Ama kamyolardan 900 biton 1100 kilolara kadar çıktık. Verimlerimiz çok güzel bu sene. Memnunuz. Tane ağırlığımız da hani 33 gram falan tahmin ediyoruz. Yani şu anda kamyonun fiyatları 5-9-6 lira olarak değişiyor. Bunları da biçtikten sonra bir numune olarak götüreceğiz. Bakalım onda ne çıkacak. O zaman onu da göreceğiz. Yavaş yavaş hepsi o ayarlı olacak yani. İnşallah. Biraz zahmetli oldu bu sene sulama sene konusu. Sulama kısmında bayağı bir sıkıntı çektik. Yani pancarlar su yetiştiremedi. 8 gün, 9 gün çalıştı. Allah'tan bir arıza çıkarmadılar bize. Güzel biçimler oldu. Evet. Sulama oldu. Evet. Yani o bakımdan sıkıntımız olmadı. Yani çeltiyi kurutmadınız. Durmadan aynen. Tarlalarda, tavalarda su sürekli oldu. Çalıştık. Aynen. Yani su tutmayan tavalarımız da vardı. Onları mesela 1-2 gün arayla yine 8 gün çalıştı. Yani pancarlara bayağı yorucu bir şey oldu. Bu sene bayağı bir bakım yapacağız. Yani yağ yakmaları durumları oldu mesela. Bir şimdi tamamen toplandıktan sonra artık kışa aynen. Bir ağır bakıma girecekler. Aynen. Şu anda işte çeltiğimizi bir bitirelim. Biçim bir bitsin. Hemen arkasından motorları toplayacağız ki dereye su geldiği zaman derenin taşma durumu oluyor. Yani motorlar su altında kalabilir. Bir sene geçek aldık o bakımdan. Yağmur da erken yağdı. Su altında kaldı motorlar. O da sıkıntı. O yüzden bayağı bir sıkıntı oluyor. Sonrasında motorun içine yağ girdikten su girdikten sonra yağı batırıyor. İşte motora arızalar açabiliyor. Yani evet. Böyle bir şey de var sıkıntı. Evet, bir de yani su oluyor buralarda. Motoru çıkartması aynen. Sıkıntı. Her şey yani sıkıntı yani. Direğin oraya kadar, daha da ilerlerine kadar su çıkıyor ki yani şu an olduğum yerde buraya kadar su oluyor. O yüzden bayağı bir problem. Bu yüzden yani bu şekilde motorları hemen toplamamız gerekiyor. Yoksa yarın öbür gün bayağı bir sıkıntı yaşayabiliriz. Şimdi abim geldi. 12 tonluk romorkla VTD100 2011 model traktörümüz. 7700 saatte. Maşallah. Bayağı bir saati var. Bu şekilde yani biçimlerimizi yapacağız. Tavaya girmiyoruz traktörle. Biçer döver kenara geliyor. Evet. Çünkü yaş batabiliriz yani. Setlerimiz de yüksek. Yani romorkun çıkması, traktörü çıkarmak bayağı bir problem olur. Batak olur. Batabilir evet. Yani traktör. Biz de böyle atraksiyonlara girmek istemiyoruz. Yani aynı zamanda batırırsak romorku bayağı bir çekme süreci falan. Yani biçeceğimiz 50 dönümse bugün düşer 20-30 dönüme. O yüzden aynen. Biz bunu düşürmek istemiyoruz. Aynen. Sonra bu romorka dökülecek ve kurutma işlemine doğru gidecek. Kurutmada da yaklaşık bir 8-10 saat gider yani. Değişiyor şimdi çeltik nemli çıkar, yaş çıkar, yeşil çıkar. Hani buna göre ilerleme oluyor. Denedik geçen gün hani yeşil mi değil mi diye biraz biçtik bir tablo kadar. Yani birkaç gün kalmak istiyordu yine çeltik, durması gerekiyordu. O yüzden bıraktık. Bir normalde 25'inde falan biçtik buraları, kamyonları. Evet. Bunları 28'i bugün başladık işte. Hayırlısı bunlardan bakalım. Şimdi ilk depoyu boşaltınca verimler hakkında da bir bilgi vereceğim evet, ben size. Evet. Yani şimdi metrekare hesabı ölçüyor bir makine.
Yani bunlar da tahmini olarak yani her yer eşit olmadı ama 3300 metrekareden 3 ton 300 kilo çeltik aldık yani. Evet. Bir tona falan denk geliyor. Her yer eşit olmadı yani 900'e kadar en düşük 900 falan aldık. Abim buraya doğru geliyor galiba. Şimdi tavaya girmeyecekti ama kuru görünce herhalde girmek istedi. Ama yine de buraları yaş. Buralar yola, yaş. Yola yani çıksın. Kenarda falan durabilir. Şuralar falan kurudur. Oralarda dur. Ya şimdi paletliye bir de içeride ver. Durmadan aynen oraya git. Gidip zaman kaybı aslında. Ama alt tavaya geçemez diye tahmin ediyorum. Yani oralar kuru, orada kalır. Evet. Tabii çeltik de buğday gibi ağır basmadığı için yani 12 tonluk romor tam olarak 12 oluyor. Buğday da 15 ton falan alıyor. Yani bu şekilde kilosunu da belirtelim. Şu anda romork 12 tonluk. 12 bu araba doldurduğu zaman, romork doldurduğu zaman çeltikte 12 ton falan. Yani, ama tabii kurutmadan geçtikten sonra bu kurutmadan geçtiği haliyle tam 12 ton çıkıyor. Yani çuvallatma haliyle test ettik. Tartıya girmedi. Evet. Ama yani normalde yaş çeltikte ağır gelebilir. 12 tondan yüksek gelebilir. Ama yani kurutmadan çıkmış halini hesap edersek normalde bu araba 11 ton civarında çeltik alır. Yani kurutma hesabına bakarsak. İstersen traktörün yanına doğru da geçelim. Hem birazcık traktörü de bakalım. Şimdi arkadaşlar bu romorku bu yıl aldık. Buğday sezonundan önce aldık. Yani buğdayı biçmeden önce aldık. 37,5 milyar aldık o zaman için. Romorktan şu an için memnunuz. Bizi bayağı bir kolaylaştırdı işimizi. Daha öncesinde kendimizde 4 tonluk 2 tekerlekli bir romorkumuz vardı. Yanında yine 4 tonluk 4 tekerlekli bir romorkumuz vardı. İkisi de damperli ama ufak oldukları için bize yetmiyordu. 12 tonluğu tercih ettik. Balazoğlu marka bir romork bu. Bize bayağı bir kolaylık sağladı. Yani kurutmaya gidiş geliş açısından yani bununla gittiğimiz zaman yaklaşık 3 depo oluyor. Kitleme yapmadan yani depoyu kitlettirmeden. Kitlettirdiğimiz zaman 3 depo almıyor, sığmıyor yani 3 depo. Bu şekilde yaptık. Yani birazcık da yakından bakalım. İçine falan bakalım. Traktör zaten canavar. Vallahi 7700 saatte ama şu anda yani bir sıkıntısını görmedik. Bir kere debriyaj yaptırdık sadece. Artık kanalında bunların hepsinin tabii tanıtım olarak aletlerine tanıtım olacak. Şu anda tabii hepsi bakım sürecine daha girmedi. Bakım süreçlerini de çekeceğim ayrıca. Hepsi yani aralarda zaten koşuyor aynen, şu anda daha. Şu anda sıkıntılar var yani. Buğday yerleri hazırlanacak. İşte bir sürü şeyler var. Arızaları da vardır illaki. Onları da tamir aşamaları olacak. Yani mesela pullukların bakımları falan olacak. Evet. Bunları çekeceğim. Ayrıyeten bütün aletleri falan tanıtımını yapacağım. Yakın bir zamanda onu düşünüyorum. Ama şu an için çeltik hasadı var. Yerler hazırlanacak. Hani bundan sonraki bir süreçte olabilir bu tanıtım. Zamanla yavaş yavaş onları da yapmayı düşünüyorum yani. Evet arkadaşlar, Yakup kardeşimizin kanalına da destek olursanız sevinirim. Hemen aşağıdaki açıklama kısmından kanalının linkine ulaşabilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş bir çardalara doğru gidelim. Yaklaşıyor zaten, bize doğru geliyor. Evet arkadaşlar, şimdi bir çardaların içerisindeyiz. Abi biraz kendini tanıtabilir misin? Ben Cüneyt Makineci. Edirne Uzunköprü Kiremitçi Sahil Köyü. Geldik burada arkadaşlara, çeltik biçiyoruz. İşimize devam. Ya sağ bir günde kaç dönüm içiyorsun? 50 ile 70 dönüm arası içiyoruz. Şu anda biçtiğin çeltiğin durumu nasıl abi sence? Vallahi çeltik çok güzel, motor bakmış falan. 900 kilo civarı çeltik veriyor şu anda. Şu anda gösteriyor mu ortalaması şey? Yok, göstermez. Arabaya döktüğün zaman. Anladım. Boyu alçak. Ama güzel bir şey var. Tabii, aynen. Cinsi öyle. Alçak boylu. Tombul taneli. İstersen biraz makineden de bahseder misin abi? Makinemiz 2860 Levarda 280 beygir. Kaç model abi? 94 model. 94 model. 2004 model. 2004. Temiz, bakımlı makine. Sıfır mı almıştın abi sen bunu? İkinci. Yok, ikinci. Benim değil, ben şoförüm. He. Tabii. Başka da makine var mı abi? Çünkü var, bir tane daha var. Aynı şekilde. O da 28 almış. O da uzun köprü.
yolda sıkıntı çıkmasın diye. Evet. Yine ufak tefek şeyler olur, çalışan makine ama. Yani. Önemli olan mili aksamlarında, şey aksamlarında sıkıntı çıkmasın. Tabii aynen. Bozulacak gibi, arıza çıkaracak gibi yerlerini biz onların değiştiriyoruz. Sezona başlamadan önce. Aynen. Zaten bu makine sadece çeltik içiyor. Ötekinle buğday, ayçiçek biçimi yapıyor. Bu devamlı çeltik içiyor. Makineler iki tane olunca. He. Bunu şey vermiyor yani buğdaydan falan. Tabii tabii. Bunu sadece çeltik içiyor. Devamlı palet takılı o zaman duruyor, ne çıkmaz. Aynen öyle. Devamlı paletler de sanayiye de paletlerin ekliyor, bakımlı oluyor. Ondan sonra geliyor. Tablası kaç santim abi? Kesicisi. Kesicisi 5.70. İçten dışa 5.90 falan geliyor. Bir tanesi daha öteki, onunki daha biraz büyük, onu özel yaptırdık. Çamur yerlerde daha rahat biçim yapması için. Şey oldu, daha geniş olması tabii dönme şeyine de evet, rahatlık sağlıyor. Yer çok açıyor. Diyor ve dönerken rahat edilir. Mesela sen şimdi dönerken mecbur ileri geri, ileri geri yapıyorsun. Aynen. Deposu kaç ton oluyor abi? Çeltikten bahsedelim. Deposu çeltik. Deposu 3 ton civarı çeltik alıyor. Cinsine göre tabii değişir ama 3 ton civarı alıyor. Deposu da burada. Bilmiyorum gözüküyor mu arkadaşlar? Çeltikler şu anda burada. Ne oluyor? Sağa sola yatırma, buradan tırmığı indirip kaldırma, buradan tırmığın devirini arttırıyoruz, hızlanıp yavaşlama. Evet. Boşaltıcı borusunu açıp kapama düğmesi burada. Yani bir sözlüğü, bir kola bütün her şeyi toplamışlar yani. Aşağı yukarı çoğu kullanılacak, devamlı kullanılacak şeyleri üzerine koymuşlar. Bu zaten hızlandırıyor, yavaşlatıyor böyle. Geri, ileri, debriyaj yok. Şok. Mesela burada frenler var. Bunlar çamurda dönüşlerde yardımcı olmak için tek fren yapıp. Mesela sağa bastığın zaman sağdaki paleti kilitliyor. Kilitliyor tabii. Onu sıkıyor. Öteki de bagaj edip daha rahat dönüyor. Manevrayı arttırıyor. Aynen. Mesela biçim olarak şu anda 1.7 km hızla biçiyorsun abi. Neden bu kadar yavaş? Çeltik. Dönümünden kilogram olarak fazla veriyor. Bir de yeşil olarak biçildiği için çeltik tanesini sapın içinden makinenin ayırması zor olur. Yani tane kaybını en aza düşürmek için yavaş yavaş biçiyoruz. Evet. Yavaş yavaş biçerim, temiz biçerim diyorsun abi. Aynen öyle. İşimizi itina ile yapıyoruz. Şu an bilmiyorum gözüküyor mu arkadaşlar, yerlerde su var şu anda. Traktör üstünden dolayı ondan bu sular birikmiş. Mesela bu gibi durumlarda çamur almamasını öğrendin değil mi abi? Tabii, çamur aldım ama şoförün işi. Kaç yıldır abi bu işi yapıyorsun? Ben 16 yaşından beri bu işi yapıyorum. Liseye giderken başladım. Merak mı abi? Aynen öyle, merak. O zaman yeni çıkmıştı bu hidrostatik makineler. 93'te çıktı, biz 95'te falan başladık. 96'da. Meraktan yani. Birkaç sene yağcı olarak gittim okula giderken. İçeride öğre yağladım şoförün yanında. O da öğrendim sağ olsun, makineyi. Allah razı olsun, bize bu mesleği öğretti.
yağışlı giderse 1500 civarı. Havalar çok güzel giderse 2000 dönüm falan geldi geçebiliyorsun. Arkadaşlar bir hatırlatmada bulunayım. Burada 1000 metrekare bir dönüm olarak geçiyor. Hani diğer yerlerle karıştırmayalım. Burada bir dönüm 1000 metrekare üzerinden. Aynen. Şimdi bazı bölgelerde 2500, bazı 1500. Karma karışık. Ben de onu şaşırıyorum yani. Ama bizim burada 1000 metrekareye bir dönüm. Saatte şey dakikada kaç oldu? Bir atıyor. Bunların boşaltması ağır biraz. Ağırmış evet. Az önce çekeyim dedim. 4 dakika falan sürdü. Videonun sırası doldu. Valla. Bunlar sarı makinalara göre yavaş boşaltıyor. Buralarda ne gibi meyitleri görebiliriz abi? Buralarda baraban devri, rüzgarlık devri, motor devri, hız, kilometre, bu dönüm ölçme. Burada yine hız tane atımı gösteriyor makine. Burada takla atımı. Burada başka anlatılacak bir şey var mı? Burada lambalar, arabana devir verme, gaz falan, vites. Genel olarak sade. Aynen öyle. Abi teşekkür ederim anlatman için. Ben teşekkür ederim ya. Görüşmek üzere. Yine bekleriz. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkürler. Yola doğru çıkartacak traktörü. Batırmayalım, kalmasın, iş aksamasın diye.
suya çıkarttırmış. Son bir depo değil mi alıyor? Bir depo daha. Arkadaşlar buraya döküldü şimdi. Usta yavaş yavaş toplanıyor. Daha hızlı toplanması için traktör stop ettirdi arkadaşlar. Bayağı bir rüzgar var şu an, burası çok bozuluyor orada. Çok dikeni de olduğu yere götürleme. Buraları ezdiriyor tamam mı? Ondan ben sana hep git diyor. Dikili yük buraya geliyor. Evet. Bir daha bu kanadı zor kaparsın. Anladın mı? Hadi gene nasıl olsa koyacağım ben. Yani bir şey aklında olsun yani. Buraları ezdirdim, bir daha kanat kapanmıyor.
yük bunlara biniyor. Dün kopardı, bunu kopardı, tekrardan yaptı. Tamam da yani buraya yük biniyor. Evet. Yani bunu sererek gideceksin yani. Veya ilaveyi çıkartacak. Ya öyle yaparsın, o bir yere istersen ilaveni çıkartacak tabii. Şu an kaç kilometre aldın? Kaç kilometre? 25 geldi ama. Bazı da kur oldu mu randıman kalmaz böyle. Evet arkadaşlar, şimdi Yakup kardeşimizin abisi Görkem'le beraberiz. Şimdi bize kurutmayı dili döndüğü kadar anlatmaya çalışacak. Burada çeltiyi döktük. Ne gibi işlemlerden geçecek? Neden buraya giriyor falan, bunları anlatacak bize. Burası kurutmamızın kömür kazanı. Buradan otomatik kazan bunlar. Ateşi buradan veriyorlar. Şurası ateşin yandığı yer. Şuradan kömür yüklemesini yapıyorlar. Şuradan da görebilirsiniz. Yüksek ısılı kömürler kullanılıyor. Malın çabuk kuruması için. 25 rutubetle giren mal aşağı yukarı 8 saat süre içerisinde kurumuş hale geliyor. 14-15 rutubete düşürüyoruz. Depolanacaksa 14, satılacaksa 15-15,5. Ön taraftan elezondan besleme yapıyoruz. Burası boşaltma yerimiz. Kuru mal buradan çıkıyor. Arabaları oraya tekrar doluyor. Evet, buradan da işte gördüğünüz gibi tarladan gelen malı bu alttan elezyonla içine alıyor. Gelen mal. Durmadan alttan gelen malı yukarıya boşaltıp bir devir daim yapıyor değil devir mi? Devir daim. Peki İçin nereden ısıtıyor bunu? Nasıl? İçinde kazan var. Şu iç kısmında. Ortada mı? Yarım metre çeltik, daha sonrası kazan. He. Ateş orada. Zaten yanıyor. Şu anda bir sıcaklık da vuruyor buraya. Ateş orada yanıyor. 60 derece ısıyla tutuyoruz. Daha fazla ateş verdiğimiz zaman randıman tutmuyor. Çeltikte kırıklar meydana geliyor. Buradan da içindeki kavuzları atıyor. Şöyle gösterelim yan tarafta. Aslında bir nevi şeyleri de, çöp tarzı şeyleri de ayırıyor değil mi? Gördüğünüz gibi burada çıkan, getirdiğimiz malın %10 ila 15'i fire veriyor. Şu şekilde kavuz, kavuzlar, toz. Bunlar ne oluyor? Bunlar çöp, gübre olarak kullanmak isteyenler alıyor bunu, tarlaya şey yapıyor. Bir nevi gübre bu da. Evet. Kullanmak isteyen alıyor. Kullanılmazsa sezon sonunda bir çakmak çakıp yakıyoruz yani. Abi ittiriyor galiba şu anda. Demeyi de bu şekilde yapıyoruz. Uçakla. Burada bayağı bir güzel bir şey var. Burada işte gelene bak. İçindeki kavuzları atıyor dışarı. Bunlar boş tane çeltiğin kendini besleyemedikleri boş olanlar. Şu şekilde. Ne kadarı böyle çöp olarak çıkıyor demiştin? Şu 20 tonluk kurutmanın %15'i çöp olarak çıkıyor. Bu mala bakmana göre de değişiyor. Mal susuz kaldıysa, iyi besleyemediyse çıkan taneleri dolduramıyor. Dolduramayınca da kurutmada bunlar hafif kaldığı için oradan aspiratörle üflüyor. Boş olduğu için kavuz şeklinde buradan çıkıyor. Anladım. Mal okkalıysa, malına düzgün baktıysan, biçerdör de temiz biçtiyse ya %15 değil de %10'unu atar mesela. 10 kayıp oluyor. Anladım. Yani çeltikçilik güzel. Herkese tavsiye ederim. Suyu olan ha? Su olacak. İlk su. Ondan sonra hizmet. Tabii sonra çeltik 6 lira para ediyor. Kahvede anlatıyor millet. Çeltik bu kadar para ediyor, şu kadar ediyor. Direkt kendine güvenen çıkacak, arazide çalışacak, yapacak. Tabii bakması. 150 gün işçiliği hiç bitmeyen bir yer. Evet. Bak. Gel istersen birazcık buradan da çok şeyli bir ortam burası. Kazanın sesinden dolayı. Ettiğimiz günden, Mayıs'ın 10'dan bugüne kadar aşağı yukarı 130 günden beri hizmet hiç bitmiyor. Hala görüyorsunuz hizmet. Tabii. Şimdi bundan sonra ne olacak? Satacak mısınız malı? Biz depoya koyuyoruz. Evet. Depoda yani istediğimiz parayı şimdi alamıyoruz. Sezondan 20 gün sonra fiyatlar daha farklı oluyor. Evet. Bir ay sonra kışın, Aralık ayında, Ocak ayında. Şu an 4 lira olan çeltik Ocak ayında 5 lira oluyor. Bu da neden oluyor? Günümüzün işte çiftçiye yani dışarıdan dışarıya bağımlı çalışıyoruz. Dışarıdan getirmeye çalışıyorlar. Bu da bizim için kötü yani. Şu anda çiftçiden 5 lira almak varken çiftçiden 4 liraya alıyorlar. Günü geldiğinde ondan sonra
yetersiz besin, işte yetersiz şey mal çıktığı için dışarıdan ithal ediyorlar. Bizden 4 liraya alıyorlar, dışarıdan 5 liraya, 5,5 liraya ithal ediyorlar. Evet. Benim anlatacaklarım bu kadar. Peki bir şey sorayım, hani kaç tonluk bu şu anda? Bu 20 tonluk. 20 ton birden alıyor. Aşağı yukarı 16-17 ton kuru mal çıkarıyor. Kuru hazır kireçsiz şekilde. Evet. Peki hani ne kadar görebiliyor musun anlık değerlerini? Anlık değerlerini şuradan böyle camda şey var, oradan alıyorsun. İçeride rutubet ölçme makinesi var. He. 15'e düşene kadar sırayla rutubete bakılıyor. Anladım. Aralıklarla böyle alıyorsun, bakıyorsun. Ve aşağı yukarı saatte bir rutubet düşüyor. 25 olan ne gider, 15'i düşürene kadar 10 saat gider. Evet. 10 saat bu mal burada bu şekilde denizde aynı yapıyor. Aynı anda işte ısıyı veriyor. Son bir saat kala ateşi kesip malı soğutmaya veriyorsun. Sıcak şekilde çıkarmıyorsun. Sıcak şekilde değil, soğuk şekilde. Bir saatte sadece rüzgarlıkla denizde aynı yapıyor. Anladım. Bunlar aslında ince konular. Anlatımından dolayı teşekkür ederim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya remork boşalttık. Şimdi bu çeltik burada bekleyecek. Sırası gelince de içeri doğru alınmaya başlayacak. Burada kurutulacak. Ondan sonra gerekli işlemler böyle böyle artık fabrika işlemlerine geçtikten sonra sofralar pirinç olarak gelmeye hazır olacak. Tarla kısmı bu kadar. Biçildikten sonra buraya kurutmaya geliyor. Artık bundan sonra fabrikadaki işleme süresine geçiyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir dostlar. Videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğenme tuşuna basmayı unutmayalım. Kanala abone değilseniz yine hemen altta abone ol butonuna basıp yandaki bildirimleri açarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.